Evet, şu anda Burdur'un Bucak ilçesindeyiz. Bucak Anadolu Lisesi'nin yıkıldığı alandayız. Yanımızda da Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz var. Vekilim, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştınız. Evet. Bucak Anadolu Lisesi vardı listede. Sizden ihale ve diğer işleyen süreç hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet, öncelikle ben NNC Haber Grubu'na böyle bir fırsatı bizlere sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde sizin de bahsettiğiniz üzere bir açıklama yapmıştık. İlimizdeki milli eğitim yatırımlarıyla alakalı, devlet yatırımlarıyla alakalı. Öncelikle o gün açıkladığımızda iki okuldu ama dün bir okulumuzun ihale tarihi belli oldu. Şu anda bahçesinde bulunduğumuz, benim de 7 yıl hem ortaokul hem liseyi eğitimimi gördüm. Bucak Anadolu Lisesi'nin 12 Ağustos'ta, Merkez İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin 8 Ağustos'ta, yine Temmuz ayının sonunda da bir okulumuzun Güzel Sanatlar Lisesi pansiyonu ve konferans salonunda 3 bina şeklinde, onun da 27 Temmuz'da ihalesi yapılacak. Milli eğitim projeleriyle alakalı şunu da söylemek gerekirse, o gün kapsamlı bir açıklama yapmıştık ama buradan yine hem sizlerin izleyicilerine hem de hemşerilerimize duyurmuş olalım. Malumunuz bu yıl özellikle ekonomik sıkıntılardan dolayı bir tedbir kararnamesi söz konusu. Ama biz buna rağmen ilim milletvekilleri olarak hem de teşkilatlarımız olarak işte Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde ilimizdeki, ilçelerimizdeki okulların elzem olduğunu, yapılmalarının elzem olduğunu durumunu ilettik. Malumunuz Bucak Anadolu Lisesi birkaç yıl önce yıkıldı. Üzerine de çok dedikodu üretildi. İşte millet bahçesi olacak, efendim belediye binası buraya gelecekti. Merkezde 4 tane olmak üzere, Merkez Özel Eğitim Uygulama Merkezi, 200 kişilik orta öğretim pansiyonu, Burdur Spor Lisesi, biraz önceki bahsettiğim Güzel Sanatlar Lisesi, yine Gölhisar'da iki okulumuz, Anadolu İmam Hatip Lisesi, 100 kişilik orta öğretim pansiyonu ve Yeşilova'da da çok programlı Anadolu Lisesi olmak üzere bu yıl devlet yatırım programında bulunan projelerin ihaleleri bu ay ve gelecek yıl, gelecek ay şeklinde yapılacak. Yine bunlara müteakipte Temel Eğitim Yatırımları projesinde bulunan, yine 2024 yatırım planında bulunan Merkez'de Özboyacı ve Gökçebağ İlk ve Ortaokulları, Bucağımızda Oğuzhan İlkokulu, Ağlasun'da Yunus Emre İlkokulu ve Gölhisarımızda da Cumhuriyet Ortaokulu gibi milli eğitim yatırımlarımız var. Yine yapımı biten Burdur ve ilçelerinde 5 tane okulumuz var. Bunları sıralayacak olursak da Karamanlı Ali Ulvi Kurucu Ortaokulu, Bucak Top Onaokulu, hemen Anadolu Lisesi'nin batı tarafında yer alan, gördüğünüz üzere yapımı bitmiş olan, devir teslimi de zannedersem yapıldı. Eylül ayında eğitim öğretime başlayacak. Yine Bucak Oğuzhan Anaokulu, biliyorsunuz Bucak Oğuzhan Anaokulu da yapılan Milli Eğitimimizin yaptığı araştırmaya göre orası da rehberlik araştırma merkezi olarak kullanılacak. Bu yıl biliyorsunuz rehberlik araştırma merkezinin de sağ olsun Bakan Bey'imizin desteğiyle Bucağımıza kazandırdık. Abdurrahman Taş rehberlik araştırma merkezi olarak yine okulumuzun, benim de okul müdürlüğünü yapan rahmetli hocamızın ismiyle anılacak. Rehberlik Araştırma Merkezi de Oğuzhan Anaokulu'nda hizmet edecek. Yine merkezde Türk Hava Kurumu Ortaokulumuz bitti. Merkezde Kayısade Hafız Osman Ortaokulu da bitti. Devam eden de 7 tane projemiz var. İşte Karamanlı'da, Merkez'de, yine Bucak'ta olmak üzere 7 tane de devam eden milli eğitim projelerimiz var. Bizler takipçiyiz. İlim milletvekili olarak daha önce de söyledik. Sadece milli eğitim anlamında değil, birçok devlet yatırımını, özellikle geçtiğimiz dönemlerde yatırım planına alınan bir şekilde iptal olan ya da ekonomik darlıktan dolayı bu yıla devrolan yatırımları biz bir an önce hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Ben buradan bütün hem Burdurlu hemşerilerimiz hem de içinde bulunduğumuz şu anda Bucaklı hemşerilerimize, diğer ilçelerimizdeki hemşerilerimize şunu söyleyeyim. Bizler hemşerilerimize hizmet etmek için milletvekili olduk, siyasetçi olduk. Keza sadece bizler değil, belediye başkanlarımız da var, il genel meclis üyelerimiz de var, belediye meclis üyelerimiz de var. Aynı şekilde hep beraber, hep birlikte Burdur'un ortak paydamız Burdur olmak üzere ne gerekiyorsa ilimizin eksiklikleri ya da gereksinimler açısından biz bu yatırımları takip etmekle mükellefiz ve bir an önce de ilimize, ilçelerimize, köylerimize kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Vekilim, milli eğitim yatırımlarının dışında geçtiğimiz günlerde yine Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Sizler vardınız, Adem Vekil de vardı. Hatta Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş de vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, Burdur Belediye Başkanımız da vardı. Evet, Burdur Belediye Başkanı da vardı. Hep birlikte DSİ'de bir görüşme gerçekleştirdi genel müdürle Evet. beraber. Burdur ve Bucak içme suyunun çözümü için burada bir araya gelmişsiniz. Evet. Oradaki görüşmeyle de ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. O da şöyle ki, biliyorsunuz hani birkaç yıldır özellikle Burdur merkezimizde içme suyuyla alakalı çok büyük bir sıkıntı vardı. Bir türlü çözülemedi. Bu yıl da Bucak'ta yine tavan yaptı içme suyuyla alakalı.
sıkıntı. Biz bunu gözeterek işte diğer milletvekilimiz Adem Vekilimle birlikte zaten hani daha önceden de takip ettiğimiz hem Bucak'la alakalı benim ilçe başkanlığı dönemimde hem de milletvekili olduktan sonra Burdur'un tamamının içme suyuyla alakalı DSİ ile, DSİ Genel Müdürlüğü ile, Bölge Müdürlüğü ve il müdürlükleriyle sürekli irtibat halindeydik. Nihai toplantıyı dediğiniz gibi bir hafta önce DSİ Genel Müdürlüğü'nde işte durumun paydaşları olan Burdur ve Bucak Belediye Başkanlarımız da davet ederek organize ettik. Güzel bir toplantı oldu. Şöyle ki şimdi orada tabii alternatifli bir çalışma yaptı Devlet Su İşlerimiz. Bu alternatif çalışmalardan hem ekonomik olarak hem de süre olarak uzun veya işte yapımının daha kısa bir an önce vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize sunulması anlamında birkaç farklı alternatiften birer alternatife düşürdük. Hem Burdur Merkezi hem Bucak içme suyu olmak üzere. Bununla alakalı belediye başkanlarımızla da hemfikiriz. Yani o konuda da bir sıkıntı yok. Hatta bu konuyla alakalı zannedersem birkaç gün içinde bir protokol hazırlanacak. Bu protokoller belediye başkanlarımıza sunulacak. Dediğim gibi eğer tamam biz bu su içme suyu işini bu şekilde yaparız dendiğin imzalar atılacak. Allah'ın izniyle hem Burdur'umuzda hem de Bucağımızda içme suyu problemiyle alakalı bir şey kalmayacak diye ümit ediyoruz. Yine ben başka konulara da gireyim. Şöyle ki şimdi sadece milli eğitim ve içme suyu demeyelim. Biliyorsunuz il özel idaremizin ve köyler hizmet götürme birliğimizin köylere yatırımları söz konusu. Bu da yine hükümetimize bağlı bakanlıkların koordinesinde ve onların yetkisinde sunulan işte fonlar veya yatırımlarla alakalı. Yine ben eminim şu anda canlı yayında bizleri seyreden özellikle köylerimizdeki vatandaşlarımız işte yol yatırımları, park yatırımları vesaire gibi serzenişlerde bulunacaklardır haklı olarak. Eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için de yine diyorum hükümetimiz kanalıyla, bakanlıklarımız vasıtasıyla bizler takip ediyoruz. İl genel meclis üyelerimiz, yine diğer partilerin il genel meclis üyeleri hep birlikte biliyorsunuz 2024 yatırım planı 2023'ün Kasım Aralık ayında belli oldu. Ama bu yılınki, önümüzdeki yılınki de bu yılın sonunda belli olacak. Bu yatırım işleri bu şekilde oluyor. Bizler takipçisiyiz. Teşkilatlarımız takipçi. Teşkilatlarımıza gelen talepleri inceleyip sık dokuyoruz. Biz milletvekiller olarak o talepleri alıp il genel meclis üyelerimizle değerlendirip daha sonra il özel idaredeki işte genel sekreterimizle ve ilgili müdürlüklerimizle değerlendirilip öncelik sırasına koyarak sırayla yapacağız Allah'ın izniyle. Yine gençlik sporla alakalı da birkaç notum var. Onlardan da bahsedeyim size. Biliyorsunuz ilimizde oldukça özellikle son geçtiğimiz 3-4 yıl içinde müthiş bir gençlik spor tesis ve spor salonu yatırımı oldu. 2002 yılında 26 olan salon ve tesis sayısı bulunduğumuz yıl itibariyle 61 oldu. Bunların da özellikle son bu yıl biten veya bitmek üzere olan işte spor salonları, yüzme havuzları, yine köylerimize bile yapılan halı sahalarımız var. Bunun getirisi ne olur diye soracak olursanız da biliyorsunuz ilimizde 30 bin lisanslı sporcu var. Bunların aşağı yukarı 5.000-5.500 civarı aktif olarak spor hayatlarını sürdürüyor. Biz bu sayının daha yukarıya çıkması için özellikle ilimizden milli sporcuların daha böyle isminin duyulması için gerekli spor yatırımlarını da yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca yine 2002 yılında 1000 kişilik sadece bir tane KYK yurdumuz vardı. Bulunduğumuz 2024 yılı itibariyle 8 tane 1000 ve üzeri kapasiteli KYK yurdumuz var. Toplamda da 11 bine yakın üniversite öğrencimize KYK hizmeti sunuyoruz. Yine 2024 yılında da bu yıl yatırıma alınan 7 tane Gençlik Spor Bakanlığımızın projesi var. Bunların da toplam değeri yaklaşık 220 milyon artı KDV gibi. Bunların da takipçisiyiz. Kısa zamanda ihaleleri yapılacak. Tabii işin ihale yapılmasıyla bitmeden hepimiz biliyoruz. Bu işler takip gerektiren, süreç gerektiren durumlar. Bizler bunları takip edeceğiz. Devam edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Yine şöyle notlarıma bakıyorum Kaan, kusura bakma. Karamanlı'da devam eden bir hükümet konağı projemiz var İçişleri Bakanlığı'nın. Burdur Eski Devlet Hastanesi ile alakalı da biliyorsunuz yeni hastanemiz bu yıl hizmet açıldı Ocak ayı içerisinde. Eski Devlet Hastanemiz o cam bina dediğimiz binanın da kısa zaman içerisinde bir alt kademe hastane olarak göreve başlayıp mevcut yeni hastanemizin de eğitim klinikleri oluşturularak eğitim araştırma statüsüne yükseltme hedefimiz var. Bakanlıkla sürekli hemen hemen her hafta görüşmelerimiz devam ediyor. Hem Adem Hocam hem bizler bir şekilde bunu da takipçisiyiz. İnşallah Burdur merkezimizde iki hastaneyi de önümüzdeki yıl ben göreceğimizi düşünüyorum. Yine
Burdur Millet Bahçesi bitmek üzere. Yapımı hemen hemen %90 tamamlandı. Bucak için de şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz yakın zamanda Bucak Millet Ormanı hizmete sunuldu. Hakikaten o kadar olumlu telefonlar, o kadar olumlu mesajlar aldık. Muhtemelen ilçe başkanımıza da benzer tepkiler, olumlu tepkiler gelmiştir. İlçemizin bir ihtiyacıydı, ihtiyacıymış daha doğrusu. Ben hani bu kadar ihtiyacı olduğunu işin açık düşünmemiştik ama sağ olsun hem Orman Bakanlığımız hem de Orman Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla buradaki işletme müdürlüğümüzün de çabalarıyla geçtiğimiz yıllarda önceki dönem milletvekillerimizin katkılarıyla 81 ile 81 millet ormanı kapsamında kavuşturmuştuk bu projeyi. Yanlış hatırlamıyorsam da Türkiye'de yapılan tek ilçe Bucak ilçesi. İlimizde bir millet bahçesi yapımı olduğu için inşallah vatandaşlarımız da burayı temiz bir şekilde kullanır. Sonraki nesillere aktarmak adına çünkü biliyorsunuz önemli. Sen sormadan ben söyleyeyim. Bucak'ta birkaç tane daha takip ettiğimiz proje var. Özellikle hemen yakın zamanda ruhsatı kesilen bir ilçe tarım binamız var. Biliyorsunuz o da çok uzun süredir gündemi işgal ediyordu. Zannedersem önümüzdeki hafta il ve ilçe müdürümüzün Ankara'ya gelmesiyle bakanlıkta bunun protokolü yapılacak. Ve önümüzdeki ay ya da bu ayın içerisinde bile belki inşaatına başlanacak o mevcut yerinde. Onun haricinde ilçe emniyet müdürlüğü alakalı geçen yıldan bu yana bir çalışmamız vardı. O çalışmada nihayete erdi Allah'ın izniyle. Yine ilçe emniyet binamızda Bucak ilçesinde uygun bir yere taşınarak bulunduğu yere yıkım ve yapım işlemi de bu yıl içinde başlayacağını müjdesini verebiliriz. Bucak'la alakalı başka çevre yoluyla alakalı yine geçtiğimiz günlerde ihalenin yapıldığı ve malum tasarruf tedbirleri kapsamında ihalenin askıya alındığı ile alakalı bir haber vardı. Biz Bakan Bey'le ve Karayollar Genel Müdürlüğü'yle yaptığımız görüşmede bu sorunun biz aşılabilecek bir durum olduğunu gördük. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde de onunla alakalı bir revize yapılıp projede, daha doğrusu projenin ihale aşamasında bir revize yapılıp Bucak çevre yolumuzda Kocaeliler bağlantı yolu, Bucak çevre yolu demek belki o anlamda doğru değil, Kocaeliler bağlantı yolunda ilçemize kazandıracağız. Biz 10 ilçemiz ve bir merkez ilçemiz olarak 11 bölgemizde ve köylerimizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın şundan kesinlikle şüphesi olmasın. İşte özellikle yerel seçimlerden sonra şu tip ifadeleri duyduk. İşte kaybedilen belediyelerin olduğu ilçelere hizmet yapılmayacak gibi maalesef absürt cümleler kuruldu. Ben buradan tüm hemşerilerime şunu söylemek isterim. Bizler Burdur'un evladıyız, Bucağın evladıyız, Tefen'in evladıyız, Ağlasun'un evladıyız, Karamanlı'nın evladıyız, bütün ilçelerimizin evladıyız. Eğer görev süremiz boyunca bizler hizmet etmezsek ne bize oy veren hemşerilerimizin hakkını ödeyebiliriz ne de bizlere liderlik yapan Cumhurbaşkanımıza ATVF'a borcumuzu öderiz. Kesinlikle böyle bir endişeleri, böyle bir düşünceler oluşmasın. Bizler hükümetimizin, devletimizin imkanları dahilinde ilimize, il merkezimize, ilçe merkezlerimize, köylerimize, en ücra köşemize bile hizmet etmek için bütün var gücümüzle çalışmaya, teşkilatlarımızla birlikte devam edeceğiz diyorum. Buradan tüm hemşerilerimize de saygılarımı sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Buraya kadar geldiğiniz için de bizi kırmadığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, Nenice Haber izleyicileri, Milletvekili Mustafa Oğuz'dan az önce bilgileri aldık. Açıklamaları sizlere aktardık. Yeni yatırımlar da var listede. Onları da bizim aracılığımızda sizlere duyurdu. Bucak Anadolu Lisesi için de ihale tarihi kısa süre içerisinde belli oldu. Yakında da yapılacak. Bunun haricinde Oğuzhan İlkokulu'nda yapılacağını tekrardan açıklamış oldu. Ben buradan hepinize iyi günler diliyorum.